Kötü bir oyununa kurban gideceğimizi nereden bilecektik? Annemi kaybettiğim gündü. Koca dünyada yapayalnız kalmıştım. Mezarlıktan dönerken gözyaşlarımı gizlemeye çalışıyordum. Garip bir acı sarmıştı içimi. Oğlum! Yavrum, işim yok ya! Biricik evladımın hayatını sana borçluyum çocuğum. Ona bir şey olsaydı yaşayamazdım. Sen yalnız muradımı değil, hepimizi kurtarmış oldun. İyiliğini ödemek için ne dilersen vermeye hazırım. Hiçbir şey istemem efendim. Madem ki öyle, bu meseleyi gidip annen ya da babanla görüşürüm. Ne annem var, ne babam. Kimin var peki? Allah'tan başka kimsem yok. Annem dün öldü. Madem kimsen yok, benim kardeşim olur musun? Murad'ın kardeşi, benim ikinci evladım olur musun? O günden sonra ayrılmaz iki arkadaş, arkadaştan da ileri kardeş olduk. Murad'ın iyi bir çocuk oluşu, açık yürekliliği, kalbimde başlamış olan yetimlik acısını daha çabuk unutturdu bana. Denizde oynamaktan, komşu bahçelerde meyve hırsızlığına kadar her şeyde beraber, omuz omuza, yürek yüreğeydik. Zeker atalar sizi! Kaçma! Elime bir geçirirsen! Zafer Bey çok iyi bir insandı. Beni hiçbir zaman öz oğlundan ayırmıyordu. Onlara yük olmamak için çocuk aklımla türlü işler yapıyor, az da olsa cep harçlığımı çıkarmaya çalışıyordum. Mahalledeki çocuklar uçurtmalarını benden alırlardı. En güzelini ben yapardım. Deniz mevsimi gelince yine benim yelkenliler yarış kazanırdı. Bütün bu işlerde Murat yanımdan ayrılmaz, bana yardım ederdi. Mahalledeki çocuklarla çok iyi arkadaştık. Ama içlerinde kötü olanlar da vardı. Bazen Murat'a takılıp güç durumda bırakırlardı. Bense Murat'ı korur, abilik ederdim. Mahallede cam kırıp Murat suç işledi mi, hemen yardımına koşar, onu bekçi babanın elinden laf ebeliğiyle alıp kaçırırdım. Daha o zamanlar bile mahallenin en güzel kızlarıyla gezmekten hoşlanırdım. Muratsa ileride olmak istediği avukatlık edasıyla bu türlü davranışlarımdan ötürü beni suçlardı. Mahalledeki basket takımımızın yedek oyuncusu olarak ben ve Murat bütün maçları heyecanla izler, oyuna alınınca da dünyalar bizim olurdu. Seneler böylece geçti. İkimiz de ekmek parası dışında koşmaya başladık. Ama sporu da bırakmadık. Takımın as oyuncuları olduktan sonra bütün iddialı maçlarda oynar, en çok sayıyı da biz yapardık. Arkadaşını beğendin mi? Yakışıklı çocuk ama bir defa bile dönüp bana bakmadı. Yakından görürse bakar. Gül'ün arkadaşını nasıl buldun? Pek dikkat etmedim. Akşama dikkat edersin çünkü beraber çıkacağız. Ben gelemem. Saçmalama. Yarın önemli bir davamız var. Hazırlanmam lazım. Ben yarın ölüm kalım savaşındayım. Patrona fiyatları indirttim. Bütün gazinocular düşman kesildiler bana. Ama gene de eğlenceden kaçamıyorum. İş başka, aşk başka oğlum. Seninki ikisi bir arada. İnsan patronun kızıyla sevişince aşkla iş birleşir. Yok be oğlum. Aşk değil, arkadaşlık bizimki. Hakan'ı nereden tanıdın? Bizim gazinonun müdürü. Babam onsuz yapamaz.
Sen de babamdan aşağı kalmıyorsun maşallah. Beşini bıraktığın yok. Bir de Murat, yapışık kardeşler sanki. Murat gelmiyor, su koyuverdi. Aa, neden? Erkenden yatıp mışıl mışıl uyuyacakmış. İnanmayın, şaka yapıyor. Çalışacağım. İyi eğlenceler. Güle güle. Kardeşiniz yakışıklı ama kadınlara karşı sıkılgan. Öyle. Ama bir gün birine tutulursa fena tutulacak. Hadi gelin, çay içelim. Ben gelmiyorum, kusura bakmayın. Garip bir insansın Hakan. Sende ne var anlayamıyorum. Ne gibi? Sihir sanki. Yanındayken kendimi çok mutlu hissediyorum. Dünyanın en mutlu kızıyım sanki. Gerçek arkadaşlık huzur verir insana. Arkadaşlık kelimesini kullanman bana hakaret gibi geliyor. Aksine sevgilerin en temizi, en karşılıksızıdır arkadaşlık. Bana olan hislerine başka bir isim vermeni isterdim. Mesela ne? Mesela sevgi, mesela aşk. Niye cevap vermedin Hakan? Ben aşık olunamayacak kadar çirkin bir kız mıyım? Hayır Gül, güzel kızsın, iyi kızsın. Ama benim aşka vaktim yok. Bazen sana çok kalpsizsin diyeceğim geliyor. Bir erkeğin istikbali kalbinden daha önemlidir. Senin gibi romantik görünüşlü bir gencin sadece zenginliği düşünmesi tuhafıma gidiyor. Sen milyonlar arasında doğmuşsun Gül. Baban memleketin en tanınmış gazinocusu. Anacığımınsa dokuma tezgahı başında tutmuş sancısı. Fabrika koridorlarında gelmişim dünyaya. Güzel gözlerin kışın dondurucu soğuğunu kaloriferli apartmanların penceresinden görmüştür senin. Kışları kar sana eğlence olmuştur ama bana hep kabus gibi gelirdi çocukluğumda. Ben kışın kahredici ayazını kemiklerimde hissederek büyüdüm Gül. Ayakkabısı delik olanların yağmurdan nasıl tiksindiklerini bilemezsin sen. Akıllısın, hassas kızsın. Ama aç karnına yatmak ne demektir anlayamazsın. Kalbimin aşktan önce tedaviye ihtiyacı var Gül. O işi ben yapamaz mıyım? Yüreğimdeki yara parasızlığımın eseriydi. Onu ancak para, bol para iyileştirebilir. Zengin olmayı, fakirliğimin utandırıcı günlerini unutmak için istiyorum, anlıyor musun? Ya ruh zenginliği? Hayatta sadece para geçer Gül. Bunu parasızlıktan kahrolmayanlar bilemez. Biliyorsun, ben elektronik tahsil ettim. Ama daha kazançlı diye babanın yanında gazino müdürlüğü yapıyorum. Babam seni çok seviyor Hakan. Seni dahi olarak görüyor, övmekten göklere çıkarıyor. Ben de onu çok seviyorum. İyi insan baban, mert insan. Olmaz öyle şey! Bu rekabetten vazgeçmezsen ilk duran mezarlık olur Ahmet Bey. Ona göre biz hayatını tabut gölgesinde kazanan insanlarız. Ne ölmekten korkarız ne de öldürmekten. Ölüm Allah'ın emri Kenan. Ben tehditten korkmam. Ecel gelirse gelir zaten. Aa, demek son sözün bu. Evet, zaten gazino işlerini Hakan'a bıraktım. Hiçbir şeye karışmıyorum. Öyleyse günah bizden gitti, gidelim. Pis herifler! Çocuklar! İlacım! İyi ki erken döndünüz, Ahmet Bey'e kalp krizi geldi. Nasıl? Çabuk bir doktor çağırın. Tam zamanında yetiştiniz. Son anlarımı en sevdiklerimin yanında geçirmek istiyordum. Hayır, hayır baba, doğru konuşma. Ağlama kızım. Gözüm arkada değil. Çünkü Hakan var. İşlerimi yürütecek, seni gönül ferahlığıyla emanet edebileceğim eşsiz bir genç. Beni seversin değil mi Hakan? Öz babam gibi. Son nefesimde senin bana gerçekten baba demeni isterdim. Çünkü Gül'ü sana emanet ediyorum. Uzat elini oğul, sen de kızım. Allah sizleri ayırmasın. Babacığım! Mümkün olduğu kadar zıplayacaksın. Bak böyle. Ver işte şöyle bak. Hop, sayı.
ne var Hakan? Biliyorum patronun ölümüne üzülüyorsun ama dünya bu. Ölenle ölünmez ki. Benim ölümü kadar vasiyeti de üzüyor. Son nefesinde kızıyla evlenmem için söz aldı benden. Fena mı? Gül'le zaten arkadaştın. İyi kız, güzel de. Ama ben evlenmeyi düşünmüyordum. Öyleyse boş ver. Mecbur değilsin ya. Adamcağız ölürken öyle bir yalvarışla baktı ki. Mecbur hissediyorum kendimi. Köşkünüz balayı geçirmek için şahane bir yer. Mutluluk müjdeler gibi bir hali var. Hakan'ın yanında bir kulübede bile mutlu olabilirim. İnşallah yanılmıyorsundur Gül. Evlilik zor bir oyundur. Herkes bir şeyler umar ama çok azı bulur. Teşekkür ederim. Sonsuz mutluluğunuza. Biz de senin avukatlık stajını bitirmene. Yollarımız ilk defa ayrılıyor. Kalplerimiz bir olduktan sonra ne fark eder? Hakan sizi öyle seviyor ki kıskanıyorum. Öz kardeşimden daha çok severim. Hakan olmasaydı ben çoktan ölmüştüm kazada. Murat'ın da babası olmasaydı ben de ya açlıktan yolcu olmuştum ya da köprü altında serseri. Hayrola ya? Evliliğinizin daha ilk gününde komşu kızlarda mı gözün? Aklın hep karşı köşkte. En iyisi bu tarafın perdelerini kapalı tutmak. Niye? Orası baş düşmanımızın yuvası da ondan. Babamın katili Kenan'ın. Tesadüfün tersliğine bak. Tesadüf değil. Kenan babama nispet için mahsus satın aldı orasını. Vaktiyle yanımızda garsondu. Sonra hile, hırsızlık, dolandırıcılıkla tepesine çıkmaya çalıştı Ahmet Bey'in. Hakan olmasaydı babam mahvolmuştu. Hakan yamandır, onunla savaşılmaz. Katil Kenan ne düşünür bilmem ama ben onunla savaşacağım. Neyse, en güzel günümüzü acılı şeylerle zehirlemeyelim. Gül haklı. İçelim ve gülerim sadece. İzmir'e yolculuk ne zaman? Yarın. Murat ilk davasını İzmir'de aldı. Kazanırsın inşallah. Kazanacağım. İzmir'in en zengin tüccarı rakibimiz. En kuvvetli avukatları tutmuş. Muratsa bedava bakacak davaya. Niye? Namus davası olduğu için. Evli bir fukaranın karısını ayartmış oğlu. Murat aile meselelerinde çok titizdir. Hele namus konusunda. Çünkü namus toplumun temelidir. Nutkunu mahkemede atarsın. Bugün başka laflara paydos. Doğru. Sadece içip eğlenelim. Hakan? Kaçtın mı sandın yoksa? Daha çok erken de. Havaalanına yetişmeliyim. Murat'ı yolcu etmem lazım. Ben de gelirim. İzmir'e girecek yolcuların 2 numaralı çıkış kapısından sert teşvikleri rica ederim. Davayı kazanıp yarının en büyük avukatı olacağına inanıyorum. Ben de senin yarının gazinocular kralı olacağına inanıyorum. Uçak kaçacak. Gidiyorum. Bu ilk ayrılığımız. Kopmamız kolay değil ama uçağa bunu anlatmak zor. Hadi. 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 Koşun beni. Arkadaşlarınıza hayranım. Beni de Murat kadar sevmeni isterdim. Senin yerin başka, karımsın. Ya benden bir gün bıkar ayrılırsan? Benden böyle bir şey nasıl olmaz? Yo, korkudan. Seni çok sevdiğim için saçmalıyorum. Korkma yavrum. Evlilik kutsal bir şeydir benim için. Sen de öylesin.